Evet, herkese merhaba tekrar. Liselerle devam ediyoruz. Üniversitelerde olacak. Çünkü aynı zamanda YKS tercihleri, üniversite tercihleri olacak. Onlarla da ilgili bilgileri vermeye devam edeceğiz. Ama şimdi liseler, LGS tercihleri. Biliyorsunuz bazı Anadolu liselerine hazırlık sınıfı kondu. Ve ne olur hazırlık sınıfı konunca, yani bizim Cem Bey ile Cem Gülhan'la yorumumuz, yüzdelik dilimleri bu sene yükselir bu okulların. İşte hazırlık sınıfı konan okullardan bir tanesi, liselerden bir tanesi Burak Bora Anadolu Lisesi. Onu konuşacağız bugün. Burak Bora Anadolu Lisesi Müdürü Ali Rıza Aka yayınımıza katılacak. Benim ve sizlerin tabii ki sorularını da yanıtlamış olacak. Kartal'da bulunuyor bu okul. Ve daha önce de İngilizce, Fransızca vardı. Dillerinde eğitim veriyordu ama şimdi hazırlık sınıfı da var. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız Kerem? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ben de şimdi tam diyordum, hazırlık sınıfı bazı Anadolu liselerine kondu. 2020-2021 öğretim Evet. yılında. Bunlardan bir tanesi Burak Bora Anadolu Lisesi diyordum. Tam diyordum Kartal'da ve Burak Bora Anadolu Lisesi iki sanatçının, Gürbüz Bora ile Ülkü Bora'nın 17 yaşında kaybettikleri Evet. oğullarının anısı için yapılmış özel bir lise. Çocuklarının adını yaşatmak için yaptıkları bir lise. 89'da ilk öğrenciler geldi, doğru mu? Evet. Evet. Peki, şimdi gelelim hazırlık sınıfı. Hazırlık sınıfı açılan İstanbul'daki sayılı liselerden birisiniz. Daha önceki yıllarda da zaten siz hem Fransızca hem İngilizce sınıflarınız vardı, kontenjanlarınız oluyordu. Şimdi bu iki dilde hazırlık sınıfı açmış olacaksınız. Bir kere daha kontenjanları tekrarlayalım mı? Evet, tekrarlayalım. Ben yayına katılan herkese merhaba diyorum. Hoş gelmişler. İnşallah merak ettiklerine cevap buldukları bir yayın olur. Siz de bahsettiğiniz Burak Bora Anadolu Lisesi, Ülkü Bora ve Gürbüz Bora'nın oğulları adına yaptırdıkları, oğullarını aslında binlerce öğrenciye yaşatmak istedikleri bir okul. Ülkü Hanım sağ, desteklerini bizden esirgemez sağ olsun. Onun varlığı, öğrencilerimizle sohbet etmesi, öğrencilerimize de gelecek adına güzel bir mesaj oluyor. Daha önce okulumuz ortaokulu da olan ve ortaokulda da hazırlığı olan bir okuldu. Bu sene tekrar veli talepleri, mezunlarımız, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, paydaşlarımızla birlikte bu talepleri değerlendirdik. Hazırlık sınıfıyla ilgili girişimlerde bulunduk. Bakanlığımız da uygun gördü. Hazırlık sınıfı geldi. Geçen yıl kontenjanımız 150 idi. Bu sene kontenjanımız 170. 4 İngilizce sınıfı alacağız. Sınıf mevcutlarımız 34 olacak. Bir Fransızca sınıfı alacağız. Sınıf mevcudumuz 34 olacak. Toplam 170 kontenjanımız olacak. Geçen seneye göre 20 kişi yaklaşık 26 sınıf var. artan Evet. şanslı okullardan birisiniz. Ve 34 kişilik sınıflar çok önemli. Bazı Anadolu Evet. liselerinde 40'a kadar çıktı sınıflar. Onu da hatırlatalım buradan. Ve tabii ki merak edilen sorulardan bir tanesi, acaba bu okul hangi yüzdelik dilimden öğrenci alıyor? 2018-2019 yıllarını bize bir hatırlatır mısınız? Hangi Evet. yüzdelik dilimden öğrenci aldınız? 2019 yılında Fransızca'da 1,77'lik dilimle öğrenci almışız. İngilizce'de 1,37'lik dilimle. 2018 yılında ise Fransızcadan 2,34, İngilizceden 1,77'lik dilimle öğrenci almışız. Peki biz şimdi Cem Gülhan'la bizim takipçilerimiz yakından tanırlar. Yaptığımız tahminimiz hazırlık sınıfı olan hazırlık sınıfı açıldığı için bu sene sizin de yüzdelik diliminizin yükseleceğini, nakillerde de puanlarınızın yükseleceğini düşünüyoruz. Böyle tahminimiz bu yönde. Siz ne diyorsunuz? Evet, bizim de beklentimiz yüzdelik dilimimizin yükseleceği noktasında. Hani sayısal verilerde hiçbir değişiklik olmasa bile
hazırlık sınıfı geldiğinde okullar bir sıçrama gerçekleştiriyorlar. Özellikle bizim bölgemiz açısından düşündüğümüzde Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli oraya en yakın hazırlıklı ve bu dilimde öğrenci alan tek okul biziz, Burak Bora Anadolu Lisesi. Dolayısıyla geçen yıl aslında biz bu okula gelmek istiyorduk ama hazırlığınız yok, bundan dolayı gelmiyoruz diyen veliler bu sene aynı profildeki veliler bizi tercih etmiş olacak. Tabii bu seneki sayısal istatistikler öğrenci farklılığını da düşündüğümüzde yüzdelik dilimizin yükseleceğini bekliyoruz. Evet. Yine hazırlık sınıfına dönersek, zorunlu mu olacak hazırlık? İşte burada da soruyorlar. Haftada. Hazırlık şöyle, normalde hazırlıklı okullarda yeterlilik sınavı vardır. Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde geçer. Evet. Yabancı dilden, yani Fransızca ya da İngilizceden sınava girilir. Bir de Türkçeden 70 alan öğrenci bir üst sınıfa geçer. Ancak bizim bu sene özellikle hazırlıkta ilk yılımız olması dolayısıyla en az 12 öğrenci olması lazım ki 9. sınıfı açabilelim. Ziyaret eden velilerden aldığımız dönüt, herkes hazırlık okumak istiyor gibi, tabii birkaç tane soran da var. Artık biz o imkanı sunacağız. Şartlar neyi getirirse ona göre hareket edeceğiz. Peki kaç saat olacak dersler? Yani hazırlıktan sonra işte sayısal dersler mesela Türkçe mi olacak, Fransızca, Evet. İngilizce mi olacak? Onlarla da ilgili bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Hazırlıkta birinci yabancı dil 20 saat. Yani İngilizce hazırlığa gelenler 20 saat İngilizce görecek. Fransızca hazırlığa gelenler 20 saat Fransızca görecek. 4 saat ikinci yabancı dilimiz vardır. İngilizce'de ikinci yabancı dilimiz Almanca. Fransızca'da ikinci yabancı dilimiz İngilizce. O da 4 saat. Hazırlık Türk Dili ve Edebiyatı 4 saat. Matematik 3 saat. Bilgisayar bilimi 4 saat. Görsel sanatlar 2 saat. Beden eğitimi, müzik 2 saat, rehberlik 1 saat olmak üzere toplamda öğrencilerimiz 40 saat hazırlıkta ders görecekler. Ondan sonraki yıllarda aslında Fransızca, İngilizce arasında bir fark yok. Bütün müfredat aynı. Edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, diğer dersler aynı. Türkçe olarak işlenecek. Türkçe olarak işlenecek, ancak yine yönetmeliğimize göre eğer matematik ve sayısal dersleri, fizik, kimya, biyoloji gibi dersleri İngilizce anlatma yeterliliğine sahip öğretmenler var ve en az 12 veli isterse bu dersler İngilizce olarak da işlenebilir diyor. Onu Burada çocuklarımız... da altını çizelim, velilere mesajı verelim. 12 kişi toplanırsanız bu derslerde İngilizce ya da Fransızca olarak işlenecek. İşlenir. Tabii ki öğretmen yeterliliğine de bağlı bu. O Şimdi gün geldiğinde mutlaka bu çalışmalar, bu hükme göre velilerimize bu imkanı, bu hizmeti sunabilmek için yapılacaktır. tabii şimdi öğretmenle demişken benim hemen aklıma gelen soru sonuçta hazırlık sınıfının açılmasıyla birlikte acaba yeni öğretmenler gelecek mi size? Toplam öğretmen sayınız şu anda kaç? Yeni öğretmen olursa kaç olur? Bunlarla ilgili de bilgi alabilir miyiz lütfen? Evet. Şu an 46 öğretmenimiz var yöneticilerle birlikte. Hazırlık sınıfı olunca biz 2 tane Fransızca öğretmeni aldık. Görüşmelerimizi yaptık. Ocaktan bu yana aslında hazırlık sınıfı çalışmalarımızı yapıyoruz. İngilizce zümremiz iyi bir zümreydi. Bir tane de hazırlık tecrübesi olan İngilizce öğretmeni aldık. Hazırlıkta bilgisayar bilimi dersi için bilişim teknolojileri öğretmeni aldık. Yani bize hazırlıktan dolayı bir İngilizce öğretmeni, iki Fransızca öğretmeni, bir de bilgisayar öğretmeni aramıza katılacaklar. Ama Bunun planlamalarını yaptık. tabii eğer veliler talep ederse bu dersleri İngilizce ve sayısal dersleri İngilizce ve Fransızca olarak anlatacak öğretmen ihtiyacı olacak galiba. Gelecek yıllarda tabii. Gelecek Evet. yıllarda.
Olsun ama gelecek yılı düşünerek zaten Tabii. tercihler de yapılıyor doğal olarak. Öğrenci sayınız nedir? Öğrenci sayımız bu sene 129 öğrenci mezun ettik. Evet. Öğrencilerimizi mezun ettikten sonra 454 öğrencimiz var şu anda. 170 öğrenci de Peki. hazırlığı aldığımızda 624 öğrencimiz olacak. Aslında biz butik bir okuluz öğrenci sayısı açısından. Bahçemiz geniş, okulumuz geniş ama bu sayılar makul, bu butik bir okul niteliğinde. 624 öğrencimiz olacak toplam. Yani fiziksel mesafenin de COVID nedeniyle uygulanabileceği bahçeye sahibiz diyorsunuz. Fiziksel olarak Bahçelerimi, bahçede öyle, evet. imkanlarımız var diyorsunuz. Şimdi hazırlık olunca doğal olarak velilerin de aklına gelen sorulardan bir tanesi acaba uluslararası program düşünür mü bu okullar oluyor? Var mı böyle bir projeniz geleceğe yönelik? Evet, şimdi uluslararası programla ilgili hemen gelecek yıl böyle bir planımız yok. Şunun için uluslararası programların getirisi olduğu gibi biz mutlaka hazırlık sınıfında yoğun veri toplantılarıyla bizim komisyonlarımızla bu çalışmaları yürüteceğiz. Ancak bazı uluslararası programlar öğrencilerimizi Türkiye'deki üniversite yarışından geri bırakabiliyor. Dolayısıyla programlar açıldığında devamlılığı olmayabiliyor. Bu altyapı çalışmalarımız sonucunda buna karar vereceğiz. Ama bugün evet biz uluslararası program açmaya karar verdik demiyoruz. Diyemiyorum. Hazırlık öğrencilerimizle ve velilerimizle birlikte buna karar vereceğiz. Anladım. Altyapısı oluşturulmuş bir şekilde. Anladım. Peki. Üniversite dediniz. Peki üniversiteye yerleşme oranlarından söz edebilir misiniz? Evet. Öğrencileriniz ağırlıklı olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? Üniversite yerleştirme oranlarımız, bizim öğrencilerimiz genelde bir 14-15 öğrencimiz. En fazla 14-15 öğrenci olur. Bazen sınıf bile açılamaz, eşit ağırlık tercih ederler. Sözel hiç olmaz, sayısaldır genelde öğrencilerimiz. Geçen yıl 121 öğrencimiz üniversiteye yerleşti. Bu 121 öğrenciden 27 tanesi tıp fakültesi. 39 tanesi değişik mühendislik fakülteleri. Bunun haricinde moleküler biyoloji, diş hekimliği gibi diğer bölümler de var. Üniversite kazandırma oranımız, öğrencilerimizin gittiği üniversite niteliği açısından da gayet iyi. Sayısal ağırlıklı bir okulsunuz. Yani Sayısal alanı öğrencilerin yok. Evet. mezun olduklarında sayısal bölümleri tıp başta olmak üzere tıp ve mühendislikleri tercih Evet, tıp ve ediyorlar diye mühendislik biliyorum yoğunluklu bir okuluz. ben. Peki YKS için hazırlık kursu var mı özel bir kurs? YKS için hazırlık kursumuz daha önceki yıllarda yoktu. Ancak biz, benim 11. ayım burada arkadaşlarla birlikte. Şu an 11. sınıflarımızda YKS kursumuz online olarak başladı. Devam ediyor, gruplarımız kuruldu. Öğretmenlerimiz bu kursa devam ediyorlar. 12. sınıflarımızla ilgili yıl içerisinde şimdiden planladık. 42 tane deneme sınavımız oluyor. Bunların okunması, analizleri, veliye, öğrenciye bildirilmesi ve rehberliğini de yaparak öğrencilerimizin üniversite yolculuğuna katkı sunuyoruz. Şimdi online kurslar dediniz. Tabii doğal olarak uzaktan eğitim ya da işte acil eğitim. İkinci dönem yaptığımızda ben uzaktan Evet. eğitim öğretim demiyorum. Acil durum eğitimiydi o. Evet. Olası ki tüm dünyada aslında tüm dünya bilmiyor. O ne olacağını önümüz görmüyoruz ama olabileceği uzaktan eğitiminde devam edebileceği modeller üzerinde konuşuluyor. İşte Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamaları oluyor. Peki bu süreçte bu yabancı dil nasıl öğretilecek? Hazırlık sınıfı açıyorsunuz, açılıyor yani ve geçen sene neler yaptınız? Böyle bir durumda alternatif planlarınız, onlarla ilgili de en azından bilgilerin de meraklarını öğrencilerin de gidermiş olalım lütfen. Evet. Şimdi geçen yıl 23 Mart itibariyle biz uzaktan eğitime değişik platformlarda başladık.
Uzaktan eğitim ders programımızı web sitemizde yayınladık. Velilerimize ve öğrencilerimize gönderdik. Ve 19 Haziran'a kadar da bu uzaktan eğitimimiz devam etti. O uzaktan eğitim yapılan platformların tartışıldığı günlerde bile biz bu eğitime hiç ara vermedik. Toplam 2592 saat eğitim vermişiz uzaktan eğitim. Tabii sadece uzaktan eğitimi burada bırakmadık biz. İlgili müdür yardımcılarımız bu süreçte bütün velilerimizi en az bir defa aradı. İlgili rehber öğretmenlerimiz bütün velilerimizi en az bir defa aradı. Sınıf rehber öğretmenlerimiz online veli toplantıları yaptı. Veli dönüşleriyle birlikte uzaktan eğitimin kontrolünü ve ilerlemesini sağladık. Ders programını öğrencilerimiz koptuğunda velilerimize de özel olarak attık ki onlar da takip edebilsinler diye. Gayet velilerimizin memnun olduğu doyurucu bir uzaktan eğitim programı uyguladık. Ayrıca EBA ders saatlerinin dışında planladık bunu. Yani öğrenci hem bizim uzaktan eğitimimizden faydalanabilsin hem de EBA'daki uzaktan eğitimden faydalanabilsin diye. EBA ödevlendirmelerimiz, WhatsApp grup ödevlendirmelerimiz, Google Form test, bununla ilgili öğretmenlerimize online sınav hazırlama teknikleriyle ilgili seminer de verdik. Bununla ilgili çalışmalarımız oldu. Bu seneye gelince hazırlık sınıfında uzaktan eğitim yapmak zorunda kalırsak ne yaparızı düşündük tabii ki. Öğretmenlerimiz bununla ilgili ekstra 150 tane kaynak incelediler. Belki platform incelediler. Biz eğer okulda eğitim olmaz, uzaktan eğitim yapmak zorunda kalırsak bütün alternatifleri değerlendirdik, çalışmaları yaptık, görüşmeleri kayıt altına aldık, sözleşme yapmamız gerekiyorsa sözleşmelerimizi de yaptık. Öğrencilerimize biz bu hizmeti sunacağız. Geçen yıl bizim uzaktan eğitimde aynı zamanda doğal konuşmacı dediğimiz yabancı hocayla da İngilizce eğitimlerimiz devam etti. Bu sene de yine bir yabancı hocayla, şartları tutan bir yabancı hocayla anlaştık. Çocuklarımız aynı zamanda doğal konuşma derslerinde online de olsa, yüz yüze de olsa alacaklardır. Dışarıdan da hoca çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi sorular da geliyor. Evet. Fransızca hazırlık olan ikinci devlet lisesi mi oluyorsunuz? Şöyle kendi türünde Fransızca Anadolu liselerinde ikinci bir Galatasaray, ikinci bu sene iki okulda daha açıldı farklı türlü. Bakırköy Anadolu İmam Hatip ve İzmir Kız Anadolu İmam Hatip'te de Fransızca hazırlık var ama kendi türünde iki devlet okulundan birisiniz. Peki Fransızca eğitim yapan okullardan biliyorsunuz Galatasaray Üniversitesi, Galatasaray başta olmak üzere ve yabancı özel okullarda Fransız liselerinden böyle Galatasaray Üniversitesi'ne ilk sınavlı bir geçiş var. Sizde de bu var mı? Evet. Bizde de iç sınav diyoruz biz ona. Galatasaray Üniversitesi'nin iç sınavı. 25 bine giren öğrencilerimiz iç sınava girebiliyorlar. Öğrencilerimiz buna müracaat edebiliyorlar. O imkana da sahibiz. Giden oldu mu? Tabii ki. Kaç öğrenciniz gitti geçen sene ilk sınavda? Kaç öğrenci gitti? Geçen yıl iki öğrencimiz gitti. İki öğrenci gitti. Ama bu şu da var. AYT'de yani YKS'nin ikinci aşaması olan lisans sınavında ilk 25 bine girdiğiniz zaman öğrenciler Galatasaray Üniversitesi'ne geçmek için belli kontenjanı vardır üniversitenin. Fransızca eğitim yapan okullara tanıdı. Evet. Galatasaray Lisesi başladı. O imkan bizim okulda da var. Evet. O imkan şimdi gördüğünüz gibi Burak Bora Anadolu Lisesi'nde de var. Bu da ayrıcalıktır. Onun da altını çizmiş olalım. Gelelim her yere servis var mı diye soruluyor. Var mı İstanbul'un her yeri? Her yere servis var mı derken Gebze, Darıca, metro var. Okulumuz E5'in kenarında metro durağıyla bitişik. Hem metro hem otobüs hatları hem minibüs hatlarının
ana merkezinde sayılır. Ulaşımı kolay ama bunun haricinde Gebze, Darıca, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy, bu bölgelerden de Sancaktepe servislerimiz mevcut. Öğrencilerimiz servisi tercih ettiğinde o ihtiyaçlar da gideriliyor. Giderilmiş oluyor. Yatılı mı diye soruyorlar. Hayır değil. Okul yatılı değil. Yatılı yok okulun. Peki sosyal yaşama baktığımızda okulun işte kulüpler, etkinlikler, onlarla ilgili de bilgi verebilir misiniz lütfen? Evet. Okulumuz bahçe açısından çok güzel Demiş bir oldun ortam. Evet öğrendik. Aynı zamanda hakikaten emek harcanmış. Ağaçlarıyla, ön arka bahçesiyle çok güzel bir yaşam alanına sahip. Öğrencilerimizin kedileri, tavukları, tavşanları, ördekleri de burada mevcuttur. Böyle bir doğal yaşam alanı da var burada. Onun haricinde konferans salonumuz, spor salonumuz, çalışma salonumuz ve okulumuzun kurucusu Ülkü Anne'nin destekleriyle yeni yaptırdığımız 370 metrekare şu an sıvaları yapılıyor. Bilim, sanat, teknoloji, tasarım atölyelerimiz 5 adet yeni bir bina halinde yapıldı. Bu atölyelerimiz mevcut. Sosyal Etkinlikler Yönetmenliği kapsamında 17 kulübümüz kuruldu geçen yıl. Öğrenci mevcuduna göre orantılı olarak 17 kulüp kurduk. Bu kulüplerimiz işledi. Bunun haricinde okulumuzda komisyonlar güzel çalışır. Öğrencilerimiz komisyonlar kurar. Bizim Türkiye'de adımız kan bağışında lider olmakla geçer. Geçen yıl 1400 ünite kan toplamışız ve Kızılay'dan gümüş madalya aldık. Yedincisini bu sene gerçekleştirecektik ancak pandemi dolayısıyla gerçekleştiremedik. İnşallah nasip olursa seneye hem yedincisini hem sekizincisini gerçekleştirmek hedefindeyiz. Munumuz var, dördüncüsünü gerçekleştireceğiz bu sene. Bunun haricinde tanıtım medya komisyonumuz, gezi komisyonumuz, eğitim arge komisyonumuz, sosyal sorumluluk komisyonumuz, sanat ve edebiyat komisyonumuz, din kültür ve ahlak komisyonumuz, spor komisyonumuz, sağlık ve çevre komisyonumuz, münazara komisyonumuz, kan ve kök hücre bağışı komisyonumuz, girişimcilik inovasyon komisyonumuz, MUN komisyonu gibi 12 tane aktif çalışan komisyonumuz var. Ve bu komisyonlara sağladığımız odalar, çalışma mekanları da mevcut. Öğrencilerimiz bu mekanlarında çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Öğretmenlerimizin rehberliğinde, onların destekleriyle bu faaliyetleri gerçekleştirmiş oluyoruz. Sosyal bir okuluz diyorsunuz. Yani. Sosyal bir okuluz. Evet. Şöyle söylüyoruz biz, Burak Bora Anadolu Lisesi öğrencilerini akademik anlamda doyurduğu ve mutlu ettiği gibi sosyal anlamda, kültürel anlamda, sanat anlamında, evrensel değerler anlamında, toplum hizmeti anlamında da doyuran, mutlu eden, sorumluluk ve inisiyatif alan öğrenciler yetiştiren, özünü gürleştirmiş, özgür, özüne güvenen, özgüven sahibi, bizim sloganımız büyük beyinli, koca yürekli, üstün karakterli bir kimlik kazanarak çıkar buradan. Hakikaten öğrencilerimiz arasında müthiş bir kültür aktarımı vardır. Yani üst sınıftaki alt sınıftakine bu geleneği, bu kültürü, bu sevgiyi, bu pozitifliği aktarır ve çocuklar burada müthiş bir organizasyon kabiliyetine sahip olarak çıkarlar. Yani biz kan bağışında öğrencilerimiz 50.000 TL bağış topladılar bir şekilde. Hiç biz karışmayız. Kısa film çekiminden, efendim tanıtım medyasından, finans birimine kadar kendileri organize olur, profesyonel bir şekilde çalışırlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Öğrencilerimizin bu şekilde becerikli olması, girişimci olması, üretken olması, topluma katkı sunması. Yani hem akademik hem sosyal anlamda iyi bir okuluz diye düşünüyoruz. Peki mezunlarınızın yurt dışına gidişi oluyor mu? Yani yurt dışı üniversitelere
başvuru oranları nedir? Mezunlarımız yurt dışına her yıl 1-2 mezunumuz yurt dışı gidiyor. Üniversitelere gidiyor. Yani Lyon 1'de okuyan mezunumuz var, Varşova'da okuyan mezunumuz var ama bunun haricinde genelde buradaki üniversiteyi bitirdikten sonra daha üst öğrenimlerini gerçekleştirmek ya da iş hayatında yurt dışında çok mezunumuz var. Bizim Burak Bora Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği, Bubal Mezun Der, çok aktiftir bu konuda. Burak Bora adına Türkiye'nin 7 bölgesinde Geleceğe Gülümse projesiyle kütüphaneler yapmıştır. Her 7 bölgede kütüphaneler yapmıştır. Onlardan aldığımız veri, kayıtlı veriler bunlar. Mezunlarımızdan 60 mezunumuz Amerika Birleşik Devletleri'nde, 40 mezunumuz Hollanda'da, 35 mezunumuz Almanya'da, 18 mezunumuz Dubai'de, 10 mezunumuz İngiltere'de, 40 mezunumuz da değişik ülkelerde. Şimdi biraz önce bahsettiğim bilim, sanat, teknoloji, tasarım atölyelerimizin iç donanımlarında buralarda çalışan mezunlarımızın katkılarıyla yapacağız. Sağ olsunlar bir kampanya başlattılar. Şu ana kadar 150 bin lirayı da geçti topladıkları para. Bu atölyelerimizde onların bu katkılarıyla donatmış olacağız. Çok güçlü bağları var. Mezunlar Derneğimiz mezun ziyaretleri yapar. Aynı zamanda örgün okuyan öğrencilerimiz de yanlarına alırlar. Öğrencilerimizin yürüyüşüne, gelecek vizyonuna katkı sunarlar. İş imkanları açısından, eğitim olanakları açısından, öğrencilerimize burs vermek, iş imkanı sağlamak, yol göstermek, rehberlik yapmak gibi çalışmalarla Burak Bora mezunuyla, bağışçısıyla, öğrencisiyle, velisiyle, öğretmeniyle güzel bir aile. Evet, evet. Mezun öğrenci ilişkisinin güçlü olduğu anlaşılıyor buradan da, evet. Anlattıklarınızdan da. Peki veli ziyareti oluyor mu? Yani tabii ki. Nedeniyle randevulu mu geliniyor? Biz şöyle, aslında web sitemizde 3 haftadır okul tanıtım günleri yayınladık. Ancak anlayışla karşılıyoruz. Tatilden dönen, işi olan velilerimiz oluyor. Cumartesi, pazar dahil 3 haftadır sabah 9, akşam 19 biz buradayız. Yayınımızı izleyen, evet, şu anda da okuldayım. Yayınımızı izleyen velilerimiz varsa bugün de 19'a kadar açığız. Tercihlerin bittiği güne kadar her gün buradayız. Sağ olsunlar burada her gün en az 10 tane aktif, örgün olarak devam eden öğrencilerimiz var. Mezunlarımız var. Okulumuzu onlar tanıtıp, velilerimize onlar anlatıyor. Birimlerimizi, imkanlarımızı öğrencilerimiz, velilerimize tanıtmış oluyor. Biz aday öğrencilerimizi okulumuza sizin aracılığınızla tekrar davet ediyoruz. Aynen. Gelsinler, okulumuzu bir görsünler. Fikir sahibi olsunlar, imkanlarımızı görsünler. Ona göre de tercihlerini yapmış olurlar. Tercih yapacak bütün öğrencilerimize de biz umduklarına ulaşmalarını, her evet, şeyin gönüllü evet. olmalarını istiyoruz. Evet, kesinlikle öyle. Nakiller dönemi de var tabii, bunu da altını çizelim. Yani evet. Sonuçta şans bitmiyor. Hala tercihler süreci devam ediyor nakiller döneminde de. Onu da vurgulamış olalım. Ben çok teşekkür ederim size katıldığınız sorularımıza ve velilerin, öğrencilerin sorularını da yanıtladığınız için. Teşekkürler diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bizlere bu imkanı sunduğunuz için. Bütün öğrencilerimizin, aday öğrencilerimizin, LGS sınavına giren öğrencilerimizin her şey istedikleri gibi olmasını istiyorum. Bahtları açık olsun. Başarılar diliyorum. Size de tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Evet, tüm çocukların yolları açık olsun. Kimdi konuğumuz? Evet, Burak Bora Anadolu Lisesi'ni konuştuk. Kiminle konuştuk? Lisenin müdürü Ali Rıza Akay ile konuştuk. Bitti mi? Bitmedi. Bugün yine devam edeceğiz. Saat 18'de Çembertaş Anadolu Lisesi, 19'da da Beşiktaş Saksı Sabancı Anadolu Lisesi müdürleri yayınımıza katılacaklar. Benim ve sizlerin de sorularını yanıtlayacaklar. Evet, 18'de buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.